Günaydın. Yine bir görünmeyenlerde birlikteyiz. Bu hafta benimle birlikte Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doçent Doktor Çınar Özen ve Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nden Mithat Çelikparay'la birlikteyiz. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben aslında programa başlamadan önce geçen hafta rahmetli olan emekli Büyükelçi Gündüz Aktan'ı büyük bir saygıyla andığımızı ve ifade etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği hem filozof hem diplomat büyük insanlardan biriydi. Gerçekten Türkiye için büyük bir kayıp diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim oldu. Seçim sonucunda Obama'nın yeni dönem iktidarı geldiğini görüyoruz. Tabii bütün dünyada bu tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar devam ederken aslında küresel oyuncu Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de en önemli partnerleri ya da karşıtları gibi duran iki büyük aktörle ilgili ilişkileri konusunda biraz konuşacağız. Bunlardan bir tanesi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ilişkileri ne olabilir diye. Diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ilişkileri ne olacak diye merak ediyoruz. Şimdi o zaman ben Çınar Hocam'dan başlamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki dönem, yani Bush gidip Obama geldikten sonraki süreçte Rusya ile ilişkiyi, özellikle Avrupa Birliği ile ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında Avrupa Birliği'ne yönelik değişimin sinyalleri Bush'un ikinci döneminden itibaren başlamıştı. Ben Obama'nın buna devam edeceğini düşünüyorum. Neydi bu değişiklik? Şimdi aslında işin ana konusu Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkacak yeni jeopolitiğin nasıl şekilleneceği ile ilgili. Yani dünyadaki bu kurumsal yapı veya işte ikili ilişkiler, büyük güçler arasındaki ilişkiler buna göre şekilleniyor. Benim gözlemlediğim iki tane büyük alan var. Bu alanda boşluk gözlemliyorlar. İşte bir tanesine Büyük Orta Doğu veya genişletilmiş Orta Doğu diyorlar. Diğerine de genişletilmiş Karadeniz diyorlar. Yani iki tane büyük jeopolitik bölgede büyük aktörler doğduğunu varsaydıkları bir boşluğu doldurmak için mücadele ediyorlar. Şimdi Bush döneminde Bush'un ilk döneminde neokonlar Amerika'nın bunu tek başına yapabileceğini düşünüyordu. İşte bu yeni Amerikan yüzyılı falan projeleriyle Amerika'nın askeri gücüne fazlaca bir önem verdiler ve atıf yaptılar. Amerika uluslararası hukuku ve sizin sorunuzla ilgili kısmı transatlantik ilişkilerini, Avrupa Birliği'ni, hatta NATO'yu bir tarafa atıp bölgesel bir takım oyuncularla işbirliği halinde bu bölgeleri tek başına şekillendirebilir diye düşünüyorlardı. Bu stratejinin başarısız olduğunu daha Bush gitmeden anladı. İkinci dönemden itibaren başlayan eğilim, bence bu eğilim Obama döneminde de devam edecek. Nedir o eğilim? Yani ana parametreleri ne mesela? Yani baktığımız zaman Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde hocam şunlara bakarsak işte bunun sonuçlarını görebiliriz diyebileceğimiz Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olduğunu anladı. Bir önemli nokta bu. İkincisi de NATO'nun tek başına uygun bir çerçeve olmadığını anladı. Şimdi Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olduğunu anladı derken Amerika tek tek Avrupa'daki büyük devletler değil. Çünkü birinci döneminde Bush Avrupa Birliği'nin içindeki bazı devletlerle hareket ederek sonuç alabileceğini düşünüyordu. Şimdi dediğim gibi Bush'un ikinci döneminde başlayan bu eğilim mutlaka Obama'da da devam edecek. Avrupa Birliği'nin içinde siyasi konularda birleşmeyi teşvik edip Avrupa Birliği bütün olarak Amerika ile bir ittifak içine girsin ve dünyayı bu yönde yeni şekillenmesine Amerika-Avrupa Birliği ortaklığı yön versin prensibi hakim oldu. Hatta son zamanlarda yazılan pek çok makalede Amerika ile Avrupa Birliği'nin, bakın Avrupa Birliği'nin yeni bir stratejik çerçeve yaratması gereği ortaya konuyor. Tamam, burada şunlar şunu soracağım. Peki mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile böyle bir çerçeve strateji yaratması gerektiği konu söylendi ama ya Avrupa Birliği ile ilgili çalışıyorsun. Avrupa Birliği'nin işte hem savunma hem dış politika ile ilgili çok eleştirilen boyutları var. Zayıf kaldığı, parçalanmış gibi gözüktüğü, bir görünüm verdiği gibi. Mesela bu belge buna rağmen bu sorunu çözecek mi? İşte aslında bu ihtiyaçtan dolayı Avrupa Birliği muhtemelen Amerika ile yoğun bir temas içinde bu döneme kendini hazırlamaya çalışıyor. Yani hem anayasal anlaşma hem de o referandumlarda takıldıktan sonra onu revize eden ama yeniden bir anlamda yürürlüğe koyan reform anlaşması, Lisbon anlaşması deniyor. Çok önemli bir unsur taşıyordu. Bir,
Avrupa Konseyi dediğimiz Avrupa Birliği'nin içindeki hükümet devlet başkanları zirvesinin bir başkanı olacaktı. Yani Amerikan başkanıyla, şimdi Obama ile gidip oturacak, konuşacak, el sıkışacak, görüşecek, birlikte kameraların karşısına çıkacak. Yani bir Avrupa Birliği başkanı olacaktı. Bir de hem komisyon üyesi hem de Bakanlar Konseyi'nin içinde dış politikadan sorumlu bir Dışişleri Bakanı olacaktı. Yani anayasa Avrupa Birliği'nin içine iki tane çok önemli siyasi figür ve o figürün arkasında siyasi çalışma yapacak bir ekip kurulmasını öngörüyordu. Bence bu değişiklik işte Avrupa Birliği'ni Amerika ile böyle bir şeye hazırlamaya yönelik bir girişimdi. Bu tabii başarısız oldu. Ama devamının geleceğini tahmin ediyorum. İkincisi, Avrupa Birliği'nin içindeki temel sorunlardan biri transatlantik ilişkilerde Fransa. Fransa De Gaulle'le beraber şeyden çıkmıştı, NATO'nun askeri kanadından. Ve Fransa golist politikalarla hep Amerika'ya mesafeli durdu. Amerika'nın en sevmediği şey Avrupa'da golizm. Şimdi Sarkozy çok ilginç bir taraftan De Gaulle'ün partisinin içinden geliyor ama hiçbir şekilde o geleneği temsil etmiyor. Hatta ben seçimlerden önce İngiliz dergisi The Economist'in kapağını hatırlıyorum. Kapakta bir Fransız bayrağı, tam seçim öncesiydi. Fransa'nın neye ihtiyacı var diyor altında. Fransız bayrağının içinden Thatcher çıkıyor. Bu Demirley'di, İngiliz başbakanı. Yani Sarkozy'yi Amerikalılar Fransa'nın Thatcher'ı olarak görüyorlar. Yani Fransız sahanın içinde Amerika ile yakın çalışacak bir şey. Dolayısıyla Fransa'nın NATO'nun askeri kanadına geri dönmesiyle ilgili de bir çalışma var. Hatta Fransa'da generaller bundan çok rahatsız oldu. Başka bir şeyi de bahane edip Le Figaro diye bir gazeteleri var merkez sağda. Bir sayfa ilan verdiler. Ondan sonra da bir başka Fransız generalleri mi verdiler? Fransız generalleri verdi. Yani öyle anlaşılıyor. Fransız Genelkurmay Başkanı da daha sonra bir başka şeyi bahane edip istifa etmek zorunda kaldı. Yani Fransa'nın içinde Fransa'nın bu politik değişim eğilimiyle ilgili sıkıntıları da gözlemliyoruz. Yani Amerika Avrupa Birliği'ni kendine stratejik bir partner yapmaya çalışıyor bence. Hem anayasal değişim hem de Fransa'nın NATO'ya yaklaşması bunun sinyallerini veriyor. Burada bir şey daha soracağım. Şimdi bu dış politikada ve savunma ile ilgili konularda görünen o ki Avrupa Birliği kendi içinde temsil sorununu bu anlamda, yani Amerika'yı doğrudan doğruya muhatap alacak bir temsil sorununu çözme konuda çabaları sürdürecek ama bu ne kadar devam eder Obama iktidara geldikten sonra belli değil. Öbür taraftan bu madalyonun bir yüzü daha var. O da şu ekonomik krizle ilgili verilen refleksle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Amerika'yla olan ilişkilerinde, mesela bir İngiltere'nin, bir Almanya'nın, bir Fransa'nın. Onu nasıl görüyorsun? Şimdi bu eğer stratejik işbirliği çerçevesi oluşursa, şu ana kadar Amerika ile Avrupa Birliği arasında yılda bir toplantı oluyor. Bunlar daha çok ticari konularla ilgiliydi. Bunu stratejik konulara kaydırmak istiyorlar. Bunun en önemli gündem maddelerinden bir tanesi küresel ekonominin yeniden yapılandırması olacak. Yani bu ihtiyaç neden var? Çünkü diyorlar ki artık görünür gelecekte çok ciddi rakipler var küresel ekonominin içinde. Ve Çin, bu, Çin gibi Hindistan. Mesela Çin var, Hindistan var. Sayıyorlar yani. Latin Amerika'da Brezilya'yı sayıyorlar. Şimdi dolayısıyla bunların sistemin içine girmesiyle beraber artık Amerika ve Avrupa'daki büyük ekonomiler işte G7'nin içinde tek başına dünya ekonomisini şekillendiremiyor. Yani daha çok kutuplu bir küresel ekonomi olacak. Hep biz kutup şeyini biraz siyasette kullanıyoruz ama. Yani dolayısıyla da Avrupa Birliği üye ülkelerin her birinin farklı farklı kutup oluşturma ihtimali mi gözüküyor? Hayır, yani Avrupa Birliği ile beraber Amerika bu stratejik çerçevenin içine yeni bir küresel ekonomik düzen oluşturma çalışmalarını da koymak istiyor. Tabii bunlar hedefler. Bunun ilk örneklerini aslında şeyde gördük. Yani bu küresel kriz patlar patlamaz Avrupa Birliği üyesi ülkeler tek başına tepki vermedi. Bir araya geldiler. Önce kendi işlerindeki küçük Almanya bir grup ile Fransa'nın, bir araya geldi. Almanya ile Fransa'nın veya İngiltere'nin tutumu herhalde çok benzer olmadı gibi. Koordineli. Ben hepsinin kendi başına hareket etmediğini düşünüyorum. Önce belli sayıda büyük ekonomiler bir araya geldi. Daha sonra bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu konuları görüştüler ve bir pozisyon belirlediler. Ama Avrupa Birliği bir devlet değil tabii. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği belli prensipleri koyduktan sonra tabii ki bu ulusal planda bir şekilde hükümetler nezdinde uygulamaya geçiyor. Şimdi tabii Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri önemli önümüzdeki süreçte. Bu başka alanlara da etkileyecek ama diğer önemli bir konu Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dönemde
Rusya'nın ilişkileri nasıl olacak? Mesela sorun alanları ne? O alanlardaki temel tartışma meseleleri ne olacak? Mesela biraz önce işte Karadeniz genişletilmiş Karadeniz'den söz etti veya Amerika'nın geçmiş politikalarından. Rusya ile Amerika ilişkilerini Obama döneminde nasıl böyle bir analiz edebiliriz? Nasıl görüyorsunuz? Bu önemli başlıklardan bir tanesi ama Çınar'ın yaptığı analizin içerisinde Rusya da oturuyor. Yani Rusya'nın hem AB'nin Rusya ile kurmaya çalıştığı ilişkiler hem ABD'nin Rusya ile kurmaya çalıştığı ilişkiler ve Rusya'nın her ikisine yönelik algıları da bu genel çerçevenin içerisine oturuyor. Çünkü, tamam, yani bu birinci de bu Amerika Birleşik evet. Devletleri Rusya'yı koyarsan daha sonraki sorular onu tartışacağız. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında özellikle Bush'un son döneminde AB'nin alanda Karadeniz dahil olmak üzere Rusya ile ilişkiler dahil olmak üzere geniş alanda daha önemli, daha öncü bir rol oynamasını Amerika Birleşik Devletleri tercih eder hale gelmişti. Çünkü Orta Doğu ve ne diyelim Afganistan'a giden, kadar giden hatta daha farklı, daha büyük sorunlarla uğraşacağını varsayıyordu. Fakat olayların gelişimi bu süreci değiştirdi. Özellikle bu yaz, geçtiğimiz yaz, Ağustos'tan sonra bu Osetya, Abazya meselelerinden sonraki zemin birdenbire farklılaştı. Amerika Birleşik Devletleri ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ne diyelim muhafazakar kanadının söylemleri Rusya'ya karşı sertleşme yönlüsü olarak kendisini göstermeye başladı. Fakat bu söylemler de çok hızlı biçimde gelmedi Rusya'ya yönelik olarak. Ama Rusya'nın Amerika vizyonuna baktığınızda neredeyse 2006'nın sonları 2007'nin başından itibaren o dönemin devlet başkanı Putin'in süreci hızlı biçimde yükselttiğini gördük Amerika. Amerika'ya karşı. Yani Rusya Amerika'yı ne diyelim sınırlandırılması gereken küresel ilişkilere gereğinden fazla müdahale eden ve tek taraflı müdahale eden bir hegemon güç olarak yani baktığını. Yani Münih Konferansı'nda ifade edilen. O zirvelerinden bir tanesiydi ama bu daha hemen hemen 6-7 ay öncesinde başlamıştı işaretler. Bu söylemle Amerika'nın mümkün olduğunca küresel sistem içerisinde tutularak sınırlandırılmasını hedefliyordu Rusya. Fakat olaylar o kadar hızlı gelişti ki Münih'ten sonra işte peşi sıra Akka'nın askıya alınması, Rusya'nın kendisini bununla bağlı hissetmemeye başlaması, Rusya'nın NATO ne diyelim eleştirilerini arttırmaya başlaması ve bunu da Amerika merkezli yapmaya devam etmesi, örneğin AGİT'e daha olumsuz bakmaya başlaması, sorunların çözümsüzlüğünü bölgesel anlamdaki anlaşmazlıkların çözümsüzlüğünün merkezinde Batı dünyası nasıl ya da Amerika Rusya'yı tanımlıyorsa Rusya da Amerika'yı tanımlamaya başladı. Ve bu tanımlamanın geldiği son nokta Ağustos'taki kriz dönemiydi. Bu kriz döneminde belki tırnak içinde ilginç sayılabilecek bir şey Amerika Birleşik Devletleri ya da neokon yönetim Rusya'ya çok hızlı tepki vermedi düşünüldüğü kadar. Daha yavaştan geldi. AB ile kıyaslandığında tabii ki daha sert tepkiler geldi peşi sıra. Ama Rusya bu dönemde özellikle başkanlık seçimleriyle de birlikte çünkü Putin başbakanlığa kaydı, Medvedev o tarafa oturdu. Hepsini bir araya tutturduğumuzda birdenbire dengeler değişiverdi. Bu dengeler içerisinde Rusya kendisini şimdi tanımlamaya çalışıyor. Yani burada tanımlarken ABD ile ilişkileri nasıl kuracak, yeni başkanla bağlantı kurulacak mı, bu bağlantıyı kim tanımlayacak, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan ne diyelim Başkan Bush'un son dönemdeki gibi vazgeçebilecek mi? Yani kendi içinde de mi bir şey var? Var tabii çünkü mesela son dönemde Rusya'ya baktığınızda Rusya özellikle bu krizden sonra ekonomik ve siyasi olarak kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Örneğin şimdi birkaç başlık var. Cenevre'de Abazya Osetya ile ilgili çözüm süreci tartışmaları başladı. Bunun küresel yansımaları olacağını Ruslar farkındalar. Mesela ilk toplantıda gruplar bir araya getirilememişti bir takım eleştirilerle ya da itirazlarla. Ama şimdiki son toplantıda gruplar bir araya geldi, bir zemin oluşturuldu. Rusya burada kendisini tatmin edilmiş hissediyor çünkü küresel sorunlara çözüm noktasında yani devletlerin tanınması, bağımsızlık meselelerine söz sahibi. Karadeniz merkezli daha geniş coğrafyayı düşünürsek AB ile ilişkiler, Türkiye ve diğer ülkelerle ilişkiler bağlamında Amerika'ya etki edebileceğini biliyor. Bu boyuttan bakıyor. Üçüncüsü bir de iç politikasında büyük bir hazırlıklık var. Yani mesela beklenilen ve ya da beklenilmeyen eş zamanlı olarak bir adım atıyor Rusya. Medvedev'in önerisiyle neyi yapmaya başladılar? Başkanlığın süresini değiştiriyorlar. Parlamentonun süresini değiştiriyorlar. Ve peşi sıra aynı Medvedev Putin ikilisinin iktidara gelmesinden bir yıl önceden başlayan süreç gibi Rusya'da gerçekleşen, daha sonra gerçekleşen dedikodular başladı. Nedir o dedikodu? İşte Medvedev'in belli bir süre sonra kriz veya değişik koşulları bahane ederek istifa etmesi, Putin'in bir daha seçime girmesi ve bu sefer eskisinden farklı olarak 6 yıllık 2 dönem için iktidara gelmesi. 6-6-12 yapması. Parlamentoyu 4'ten 5'e çıkartacaksınız. 5-5-2 dönem yapacaksınız. Yani Rusya önümüzdeki dönemde 10-12 yıllık yeni bir istikrar dönemi yakalamaya çalışıyor liderle beraber. Peki bu tabii Rusya'nın temel stratejisi aslında petrol ve doğalgaz bağımlılığı ve fiyatlar üzerine kurduğunu da biliyoruz. Şimdi bu noktada son dönemlerde mesela doğalgaz ve petrol fiyatlarında gittikçe düşüş ve Rusya'da işte sürekli borsaların kapatılması biraz önce Çınar'a sorduğum gibi mesela bu ekonomik kriz bağlamında bakınca
Rusya'nın Amerika'yı okuma biçimi de biraz farklılaştı mı? Farklılaşmak zorunda zaten. Çünkü Ruslar bir anda şey gördüler. İhracat gelirlerinin ya da ne diyelim hazinelerine giren paranın neredeyse bir haftalık süreçte 1/3 oranına düştüğünü görüverdiler. Çünkü ekonomi o kadar ağırlıklı biçimde bu kaynaklara dayalı ki petrol fiyatları 150'den 50'ye kadar inince birdenbire gelirleriniz 1/3 oranında düştü. Bu gelir düşüklüğü sizin profilinizi etkileyecek. Şimdi Rusya kendi iktidarını, sistemini kurarken diğer taraftan Obama'nın söylemlerini bekliyor. Bakalım nasıl yaklaşacak Rusya'ya ve bölgedeki anlaşmazlıklara, sorun bölgelerine ya da enerji politikalarına. Çünkü Amerika ile Rusya arasındaki ticari rakamlara bakıldığında Avrupa gibi çok büyük rakamlar görmüyoruz. Ama Amerika'nın bu iş içindeki rolü, etkinliği, Amerikan firmalarının yüklendikleri diyelim roller, Rusya'nın alternatif kanallarla oyunun kenarına doğru atılması ihtimalleri. Çünkü AB Enerji Komiseri son dönemde yoğun biçimde çalışmaya başladı Kafkaslar ve Hazar bölgesinde. Amerikalılar siyasi olarak aynı BTC'deki olduğu gibi siyasi olarak projeleri desteklemeye başladılar. Ruslar da bunu görüyor ve gelirler düştüğü anda da oyuna nasıl gireceklerini ve yeni nasıl bir oyun kuracaklarını kendi sistemleri içerisinde tanımlamaya çalışıyorlar. Bunun içerisinde de Obama'nın mesela Bush'tan farklı bir vizyon mu izleyecek? Rusya'ya yönelik ya da daha sert bir süreç mi başlayacak ya da tam tersi AB ile bir araya gelip daha uzlaşmacı bir zeminde Rusya'yı G8'e çekip diğer oyunlarla birlikte olimpiyat oyunlarında ya da diğer organizasyonlarda Rusya'yı sınırlandırmayı mı tercih edecek? Bunların hepsi şu anda çok belirli değil ama olumlu sinyaller var. Rusya'yı oyun içinde tutmaya çalışacak. Yani sonuçta şunu söyleyebilir miyiz? Obama döneminde Rusya Bush dönemindeki gibi belki davranmayacak ama ilişkiler biraz daha yumuşak ve Rusya'yı biraz daha sistemin içine çeken biçimde olacağını varsayıyoruz. Tüm dünyada, Türkiye'de olduğu gibi ya da tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da bir çeşit Obamanya dedikleri Obama'ya büyük prim verme niyeti var. Ama geçtiğimiz haftaydı galiba Amerikan istihbarat raporları bu büyük projeksiyonlardan bir tanesi yayınlandı. Ona baktığınızda Amerikalıların kendilerini görüş şekilleri de küresel sistemde farklılaşmaya başladı. Dolayısıyla bunların hepsi birleşiyor. Rusların bu olumlu prim verir tavrı Obama'ya tüm dünyanın olduğu gibi Obama'nın tavrıyla karşılaşacak. Yani bu anlamda bakınca belki Obama'nın omuzlarındaki yük Bush'la kıyaslandığında çok fazla. Bir Bush'un mirası var, iki kendi vizyonu var, yani dünyanın beklentileri var. Bir de herhalde çıtayı biraz yüksek çok tuttular yüksek, gibi falan. Yüksek, bu da işi tabii başarma konusunda üzerinde ciddi bir psikolojik baskı ya da politik baskı sağlayacak gibi gözüküyor. Şimdi Çınar Hocam, görünen o ki herkes geleceği anlama konusunda mevcut parametreler üzerinden yorum yapma ihtiyacı hissediyor. Çünkü gerçekten burada temel işi biçimlendiren, işe büyük tek başına etki eden yine Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu. Yani bir taraftan finansal kriz devam ediyor ama bir taraftan da Amerika'yı yok sayarak bölgesel politikaların nasıl gelişeceğine dair yorum yapmamız da çok mümkün gözükmüyor. Evet. Şimdi tabii Türkiye açısından baktığınız zaman ikinize sorduğum soruda da ortaya şöyle bir aslında şey çıkıyor. Yani bir çatal çıkıyor. Ağırlığın bir tarafında Avrupa Birliği, bir tarafında Rusya, bir tarafında da transatlantik ötesinde şey var, Amerika Birleşik Devletleri var. Avrupa Birliği-Rusya ilişkilerini önümüzdeki dönemde nasıl görüyorsun? Mesela enerji politikada Amerika'nın müdahale etme istekleri var, sürekli biçimlendirme. Avrupa Birliği'nin içinden işte Rusya'ya olan bu aşırı bağımlılıktan doğan bir rahatsızlık var. Bütün bunlara baktığınız zaman nasıl okuyorsunuz o dönemi? Yani Avrupa Birliği-Rusya ilişkileri. Şimdi Amerika'nın bence beklentisi Avrupa Birliği'nin dış politikada özellikle Rusya'ya karşı birlikte hareket edebilme kapasitesini yaratması ve bu kapasiteyi Amerika ile birlikte kullanması. Bu Bush dönemindekinden Obama'nın belki farkı biraz daha Rusya'ya diyalog kanallarını açması olabilir. Daha yumuşak araçlarla mı götürüyor? Evet, daha hani kurumsal ve hukuksal çerçevelerde daha diyalog kanalları üzerinden götürmeye çalışabilir. Ama bu stratejik pozisyonun değişeceğini zannetmiyorum. Şimdi buradaki Amerika açısından ve Avrupa Birliği içindeki bir takım devletler açısından risk, Avrupa Birliği'nin bu konuda parçalanması ve Rusya ile tek tek ilişkiye girmesi. Mesela Almanya'yı çok eleştiriyorlar. Yani bu ciddi bir kaygı yaratıyor mu? Yani bir bütüncül bir politika veya tutum geliştirmek enerji konusunda yani geliştiremiyor Avrupa Birliği. Ciddi sıkıntıları var. Yani Rusya ile tek tek anlaşmalar yapma eğilimine giren ülkeler var. Yani Macaristan, Avusturya arasında bile ciddi çekişme başladı. Bırakın büyükleri. Evet. Yani böyle bir risk var. Bir de tabii Avrupa'da yani Rusya Avrupa siyasetinin bir parçası ve Avrupa Birliği Amerika gibi Rusya'ya yaklaşamaz. Yani Rusya'nın tekrar öteki olması, sistem içinde dışlanması, Rusya'nın daha işte silahlanarak hard power yöntemlerine başvurması
Avrupa Birliği içinde birçok ülkeyi, Almanya başta olmak üzere, Amerika'dan çok daha fazla etkiler. Yani coğrafya içinde herkesin kaderi. Dolayısıyla evet, coğrafya biçimlendiriyor. Yani. Evet. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği'nin içinde parçalanma riski var. Ruslar da bunun farkında. Son derece etkili şekilde kullanıyorlar. Ama ben bu eğilimin çok gelişeceğini zannetmiyorum. Yani önümüzdeki dönem bence Avrupa Birliği eğer bu anayasal anlaşma krizini aşarsa, Obama'nın da Bush'tan daha esnek bir pozisyona kaymasıyla daha iyi işleyen bir Avrupa Birliği Amerika ilişkileri kime karşı, Rusya'ya karşı ortaya koyacağını düşünüyorum. Ama bunun böyle sertlik yanlısı bir politika mı mesela? Hayır. Vize kalkanı meselesindeki tartışmalar gibi, yoksa? Mesela bunu örneğin aslında Gürcistan krizinde gördük. Yani Gürcistan krizinde hemen dönem başkanı sıfatıyla, değil mi, Fransız diplomasisi harekete geçti. Sarkozy gitti. Arkasından, yani çözüm formülü aslında Avrupa Birliği'nin içinden çıktı. Hani onların hazırladığı bir paketti. Yani Rusya ile diyaloğu kuran, bir çerçeveyi hazırlayan, anlaşma zeminini yaratan Avrupa Birliği oldu. Dönem başkanı olarak da bunun icra edeni Fransa'ydı. Yani bu çerçevenin daha bir Atlantik işbirliği çerçevesinde olacağını, NATO değil ama. Yani işte sorun burada. Yani NATO, Rusya da NATO'yu olumlu görmüyor. Avrupa Birliği de NATO'yu olumlu görmüyor. Fransa başta olmak üzere. NATO'nun pozisyonu giderek gerekirse askeri araçları kullanacak bir aygıt konumuna kayıyor. Ama stratejik pozisyonların belirleneceği, stratejik konularla ilgili diyalog mekanizmalarının yürüyeceği alan NATO olmaktan çıkıyor. Tabii bu senaryo gelişirse tabii bu Türkiye'yi oldukça etkileyecek. Yani yani şöyle etkileyecek: bir, biz NATO'nun içinde tam üye olarak bir ağırlığımız var. Hani NATO'nun bu anlamda Amerika-Avrupa Birliği stratejik pozisyonlarının icracısı konumuna gelmesi mesela bizim üzerimizde büyük bir baskı yaratacak. Bunu şu anda Kıbrıs meselesiyle ilgili hissediyoruz. Mesela nasıl hissediyoruz? Şimdi Türkiye Avrupa Birliği ile NATO arasındaki askeri mekanizmaların, işte bu Avrupa Güvenlik Savunma Politikası ile NATO ilişkisinin işleyişine bir rezerv koydu. Güney Kıbrıs'ın hiçbir şekilde bu mekanizmanın içinde yer almaması rezervini koydu. Şimdi Avrupa Birliği sürekli bunu gündeme getiriyor. Şimdi Türkiye'nin üzerinde mesela bu konuda büyük bir baskı var. Çünkü Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki bu stratejik diyalog gelişecek ve bu diyaloğun sonucundaki ortaya çıkan pozisyonlar NATO'da belirleyici olacaksa, o zaman Türkiye bunu engelleyen bir ülke konumuna düşüyor. Aslında bu bir örnek, yani sonuçta birçok başka olayda da aynı şey karşımıza çıkabilir. Çünkü biz Avrupa Birliği'nin üyesi değiliz. Amerika ile olan ilişkilerimizde de ciddi gerginlikler var. Dolayısıyla bizim dışımızda stratejik pozisyonlar belirlenir. İcra aygıtı olarak bizim üyesi olduğumuz NATO'ya gelirse onu orada engellemek veya şekillendirme imkanına sahip olamayabiliriz ve onun baskısı altında çok yıpranabiliriz. Yani bu gelişme aslında bir yönüyle Türkiye'ye zarar verebilecek bir görüşme. Tabii bir başka yönüyle de Türkiye, Mithat çok daha bu konuları yakından takip ediyor, Rusya ile gelişen bir ilişkisi var. Yani Türkiye Rusya'yı o kadar öteki olarak görmemeye başladı artık. Yani ticari olarak işte ikinci galiba en büyük ortağı, çok sayıda turist geliyor. Türkiye pek çok konuda... Enerji bağımlılığından söz edebilirsin. Tabii enerji bağımlılığı var. Sonra Türkiye Gürcistan krizinde olduğu gibi Rusya ile kendi bölgesel konularında karşı karşıya gelmek istemiyor. Yani bunları Rusya ile diyalog kurarak çözmek istiyor. Eğer böyle bir yapı ortaya çıkarsa Türkiye Avrupa Birliği Amerika, hani bu stratejik çerçevesiyle Rusya arasında daha fazla kalmaya başlayacak. Böyle bir hani risk giderek büyüyor. Ama ya şimdi da mesela bölüyorum soruyu, ama mesela böyle de bir perspektif yarattı bu süreç. Senin söylediğin süreç. Türkiye kendi başına madem genel oyun içerisinde karar alma mekanizmalarında yer alamıyor ve etkileyemiyor ama tek başına da olmaması gerekiyor. O zaman Türkiye kendi başına bir oyuncu olarak bölgede öneriler geliştirmeye başladı. Adımlar atmaya çalışıyor. Tabii bunun birçok kısıtlılığı var. Bazen başımıza ciddi sıkıntılar da yaratıyor. Ama bir öğrenme süreci bu. Belki Soğuk Savaş'ın çöküşünden bu yana Kafkasya istikrar platformu gibi, mesela bunun örneklerinden bir tanesi. Bunu yürütmek zorundasın ve kendi çıkarların bağlamında bir takım adımlar atmak zorundasın. Eğer bunu dikkate almazsan olmayacak. Ama tabii diğer taraftan da alışa geldiğimiz tarz var. Yani müttefiklerimizi bekleyelim. Onlar bir karar, bir sistem tanımlasınlar. Bize bir rol biçsinler. O rolü
mümkün olduğunca en iyi biçimde yürütelim tartışmaları var. Bir süre sonra şeyi keşfetmeye başladık. Yani bize biçilen roller bizim istediğimiz roller değil ya da bize bir getirisi yok. Bizi sınırlandırıyor. Türkiye bu anlamda yavaş yavaş bölgesel oyun oynamayı öğreniyor. Aktör olmaya başladı. Ama tabii bunun bedellerini de ciddi biçimde ödettiriyorlarmış gibi geliyor. Ya şimdi bu söylediğim noktada bakınca aslında bütün bu belirsizliklerin merkezinde durmaya devam ediyoruz. Çünkü NATO ile tamam, NATO'ya bir üyeliğimiz var ama şimdi Amerika ile de özel ilişkilerimiz, sorunlu alanlarımız, ittifak ettiğimiz alanlar var. Böyle bir taraftan Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz de tam Avrupa Birliği politikaları şu olacak, biz de dolayısıyla bu olma durumundayız da diyemiyoruz. Evet. Şimdi o görünüyor ki Türkiye gerçekten tam bir baskının altı, yani bir makasın tam böyle iki bileşenin arasında duruyor gibi duruyor. Bir taraftan Avrupa Birliği Rusya ilişkileri, öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri işte abi, Atlantik işte. Avrupa Birliği ilişkileri. Türkiye de tabii bütün bu ilişkilerin merkezinde kendini pozisyonunu belirlerken Amerika Birleşik Devletleri ile onun kendi ilişkilerini ve bütün bu ilişkilerin kendisi olan yansımasını göz önünde bulundurmak durumda. O halde demek ki böyle çok net şöyle olacak, böyle olacak tarzında bir analiz geleceğe dair çok umut verici değil. Çünkü bu sadece Amerika Rusya'nın ya da o aktörlerin değil, onun dışında da beklenmedik sisteme giren başka aktörler de, bölgesel aktörler de başka noktalara doğru işi götürebilir. Mesela bir İran meselesinde olduğu gibi. Şimdi Avrupa Birliği'nin enerji politikaları ve İran'la olan ilişkileri, Rusya'nın İran'la, Amerika'nın İran'la olan ilişkileri de farklı değil mi? Bizden beklentileri de farklı. Görünen o ki aslında önümüzde büyük oyuncuların yol açtığı belirsizlikler gittikçe daha böyle şeyi, geleceği böyle domine etme ihtimali oldukça fazla gibi gözüküyor. Bu çerçeveden bakınca Türkiye önümüzdeki süreçte mesela Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde göz önünde bulundurarak söyleyecek olursan gerçekten mesela enerji politikalarında ya da Avrupa Birliği'nin Rusya politikalarında nasıl bir rol üstlenebilir? Şimdi bir kere Türkiye son derece iki arada kalmış durumda ama avantajları da var. Yani nedir avantajları? Bunlardan bir tanesi NATO üyesi olması. Bir başkası Avrupa Birliği'ne gümrük birliğiyle pazarının içinde olması. Bir başka avantajı tam üyelik sürecinin devam etmesi. Bu taraftaysa Rusya ile gelişen ticari ve siyasi ilişkilerinin olması, İranlı diyalog kanallarının açık olması. Yani Türkiye bu bahsettiğimiz iki büyük bölgede de, yani hem Karadeniz hem Orta Doğu bölgesinde de birçok aktörle doğrudan diyalog kurabilecek etkili kanallara sahip ama aynı zamanda Batı sistemiyle de bir şekilde irtibatlanmış tek ülke. Şimdi Türkiye açısından bunu avantaja çevirmek de mümkün. İyi yönetemezseniz. Yönetemezsiniz, altında kalıp perişan olmak da mümkün. Yani ikisi de tabii olabilir. Çünkü bunlar Türkiye'nin tamamen dışında belirleniyor. Türkiye'de bu belirlenmenin içinde yer almıyor. Nasıl? Yani o zaman yani analiz yaparken bu oyuncuların her birinin sistemdeki rolünü, etkinliğini bir de kendinizinkini doğru konumlandırmak zorundasınız değil mi? Yani yoksa bu sizin beceriksiz olmamanızla, çapsız olmamanızla falan ilgili bir şey değil. Hayır, o hayır. Olayın doğal tabiatıyla ilgili. Ya benim ya ben olsam şöyle yaparım. Yani bir, çok iddialı hedefler koymam. Yani bu bölgeleri ben yönetirim, benim çıkarlarım esasında belirlenir, ben tek başıma şekil veririm gibi Türkiye çok iddialı hedeflerin peşine ve çok görünür olarak düşerse muhtemelen hani bu iki blok arasında sıkışır kalır. İkincisi, Soğuk Savaş'ın bittiğini ve artık Batı bloğunun merkezinde yer almadığını bir an önce anlarım. Yani artık Batı bloğunun içindeki belirlenen pozisyonları etkileme şansı Türkiye'nin çok zayıf. Bu pozisyonların önemli bir kısmı Türkiye'ye zarar verebilecek pozisyonlarda olabilir. Buna da süratle adapte olurum. Demek ki Türkiye'nin daha akıllı bir denge politikası ama öbür taraftan hani soft power kanallarından bölgede etkisini ve ağırlığını arttırması yani lazım. Diplomasiyle, ekonomik ilişkilerde falan bağlamında diyorsun. Ya Rusya perspektifinden bakınca mesela yani Rusya bütün bu kendi iç dinamiklerindeki gelişme, işte Obama, Avrupa Birliği'nin dış politika ve savunma ve ekonomi, enerji politikaları perspektifine bakınca mesela Rusya Türkiye'nin nasıl davranmasını istiyordur ya da Türkiye bu pozisyonda nasıl davranmalı? Valla Rusya açısından bakıldığında bu Türkiye-Rusya ilişkileri her ne kadar stratejik ortaklık seviyesine ulaştığı varsayılsa da Rusya-Türkiye ilişkileri diye bakıldığında ve daha üst stratejik boyuta çıktığında Rusya, Rusların Türkiye'ye bakışları Avrupalılar ve Amerikalılardan farklı olacaktır. Ruslar Türkiye'yi bir ortaktan ziyade kontrol edebilecekleri, bölge içerisinde onların tarzıyla uyumlu olabilecek bir aktör olarak görmek ister. Yani yönlendirmeyi tercih edecektir. Yani Rusya ile bu anlamda AB ile ya da Amerika ile kurduğumuz düzeyde bir ilişki kurmamız çok
kolaymış gibi gözükmüyor. Bu Rusların Türkiye ve bölgeye bakış açılarından kaynaklanıyor. Ruslar son dönemde mesela çok daha olumlu bakıyorlar Türkiye'ye. Çünkü gördükleri Avrupalıların ve Amerikalıların Türkiye'nin dönem dönem bölgesinde aktör olarak tek başına hareket etmesinden duydukları memnuniyetten kaynaklanıyor. Çünkü Ruslar açısından bakıldığında bu tırnak içerisinde Avrupalıların ya da transatlantik dünyasının bu bölgedeki politikalarındaki çatlama olarak gözüküyor. Şey mi, yani şunu mu anlamam gerekiyor? Rusya eski Doğu bloku ülkelerinin tavır ve davranışları benzerlerini Türkiye'de görmüyor. Görmüyor tabii. Tam tersini görüyor. Yani Rusya nasıl Doğu Avrupa ülkelerinin yaptıklarını kendisine bir tür ihanet, bir tür kazık gibi görüyorsa, sanki Türkiye'nin bu yaptıkları da Rusların istedikleri yönde Türkiye'nin batıya, Amerika'ya karşı bir tavır takındığı gibi algılıyorlar. Bu aslında çok doğru değil. Bazı bir takım yansımalar bu türde ipuçları verse de bu Türkiye'nin kendisine bir alan açma ihtiyacından kaynaklanıyor. Ya da Çınar'ın biraz evvel bahsettiği o genel transatlantik oyun içerisinde, AB içerisinde bir yer bulma, kendisini gösterme çabasından kaynaklanıyor. Bu herhalde önümüzdeki dönemde de devam edecek ama Kafkasya'daki gelişmelerden Türkiye'nin çıkarları tam anlamıyla Rusya'nın çıkarlarına da örtüşmüyor. Nasıl Batı ile uzlaşmıyorsa birçok alanda Rusya ile de örtüşmüyor. Dolayısıyla Türkiye bu dengeyi kurduğu anda, ki önümüzdeki dönemde bu denge kurulacak, sanırım ufak tefek de olsa Rusya ile bir takım sıkıntılar da yaşayacağız. Tabii ticari olarak Rusya önemli. Mesela bu sıkıntılar oyunun ya da gelişmelerin ana gidişatına büyük darbe vurabilecek nitelikte mi olacaklar? Hayır, yoksa sanmıyorum. Yönetilebilir krizler. Evet, eğer hazırlıklı olursanız yönetilebilir küçük krizler haline gelecek. Örneğin mesela önümüzdeki Mart-Nisan aylarında bunu biraz daha şiddetli biçimde hissedeceğiz. Niye Mart-Nisan ayları derken? Klasik bu Ermeni meselesi dolayısıyla. Obama'dan beklentileri var Ermenilerin, diasporanın. Obama'nın nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili bizim ciddi sorunlarımız var. Ve bir takım sinyaller gönderiyoruz Ankara'dan. Ama bu sinyallerin şimdi başladığını varsaydığımız Türk-Ermeni ilişkilerine, daha sonra ortaya çıkacak yeni Gürcistan yapılanmasına, Cenevre'deki görüşmelerin nasıl bir sonuç getireceğine, Türkiye-AB ilişkilerinin hangi seyirde gideceğine, hepsiyle bağlantısı var. Yani çok boyutlu bir ilişki. Burada bir takım sıkıntılar doğabilir. Örneğin Türk-Amerikan ilişkilerinde eğer Mart-Nisan ayında çok düzeltilmesi zor bir takım negatif etkiler yaratırsa, bu etkiler doğrudan doğruya Kafkasya, Türkiye-Rusya ilişkilerinde de kendisini gösterecekmiş gibi geliyor bana. Evet. Aslında ilginç bir konu. Programın da sonuna doğru geldik. Çünkü yarı başımızdaki 3 aktörde de önemli değişiklikler var. İşte Mithat'ın söylediği gibi Rusya'nın kendi iç dinamikleri bu finans kriziyle birlikte de biçimlenmeye başlıyor. Bir taraftan tabii Avrupa Birliği'nin hem kendi içinde hem de Rusya'nın ilişkilerinde heyecan verici bir gelişmeler var. Bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonrası büyük bir beklentiler ve çıta oldukça yüksek tutuldu. Tabii bütün bunları yan yana getirdiğimizde büyük oyuncular için manzara bu. Bizim gibi orta boy ya da bölgede devlet dışı aktörler açısından da baktığınızda gerçekten gelişmeler çok kolaylıkla geleceği öngörmenize izin vermeyecek kadar karmaşık gibi duruyor. Evet, ben bu programa katılıp bizimle bilgilerinizi paylaştığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Çınar Özen ve Doçent Doktor Mithat Çelikbala ile bu hafta Obama seçimi, Obama'nın başkan seçilmesinden sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ilişkileri ve bunun bize olan etkileri konusunda bir ufuk turu yaptık. Önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.